Bu parça ikiye ayrılırsa ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren başlar? Birinci cümlede edebi çalışmalardan ve vaaz vermek gibi edebiyat tutumlarından söz ediliyor. Yazar olmanın vaaz vermekle ilişkisi, yani yol göstermekle, nasihat etmekle ilişkisi vurgulanıyor. Fakat dördüncü cümleden itibaren Milan Kundera'dan söz edilmeye başlanıyor. Bu sanatçının özellikleri bize açıklanıyor. Yani bu paragraf 4 numaralı cümleden başlayarak oluşturulabilir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle 4 numaralı cümle olan C seçeneğidir. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren yeni bir paragrafa geçilebilir? Parçada beklemek algılarından söz ediliyor. Trafik lambasında ya da ısıtıcının önünde beklemekten söz ediliyor. Çay suyunu ısıtmanın daha uzun sürmesinden söz ediliyor. Trafik lambasından söz ediliyor. Bu gerçek diyerek de bir önceki cümleye gönderme yapılıyor. Ancak 5. cümleden itibaren Neden Satın Alırız adlı bir kitaptaki araştırmalardan söz ediliyor. Bu araştırma diyerek ve bu da ticari açıdan bakıldığında denerek bu araştırmaya gönderme yapılıyor. Yani 5. cümleden itibaren yeni bir paragraf başlayabilir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle D seçeneğidir. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren yeni bir paragrafa geçilebilir? Bu parçayı nereden bölebiliriz sorusu esasında. Felsefe yapılması için boş zamanla ihtiyaç vardır deniyor ve kalan cümlelerde köle olarak yaşamını sürdüren birinin filozof olamayacağı açıklanıyor. Filozofların varlıklı kişiler olduğu söyleniyor. Sonrasında ise dikkatlice baktığımız zaman Sokrat öncesi dönemdeki düşünürlerin çalışma objesinden söz edilmeye başlanıyor. Yani ilk 4 cümlede boş zaman ve felsefe ilişkisinden söz edilirken 5. cümleden itibaren Sokrat öncesi dönemin özellikleri anlatılıyor. Yani bu parça 5. cümleden başlanarak ikinci bir paragrafa bölünebilir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle D seçeneğidir. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren yeni bir paragrafa geçilebilir deniyor. Parçanın ilk cümlelerinde öyküden söz edildiğini görüyoruz. Öykü yazmak titiz bir çalışma. Sözcükleri tam yerinde ve zamanında kullanacaksınız. Öykü yazarken savurganlık yapma hakkınız yok. Az ama öz söylemelisiniz deniyor bu cümlelerde. Ancak 4. cümleden itibaren romanda yayılabildiğiniz kadar yayılabilirsiniz ifadesiyle romandaki dil kullanımına dikkat çekildiğini, bunun nasıl olacağının anlatıldığını görüyoruz. Yani bu parça 4 numaralı cümleden başlanarak ikinci bir paragrafa bölünebilir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra yeni bir paragrafa geçilebilir diye soruluyor. Bu ifade önemli soru kökünde. Birinci cümlede edebiyat ve kaçış ilişkisinden söz edilmiş. İkinci cümlede edebiyat ve gerçeklerle yüzleşme ilişkisi sürdürülmüş. Üçüncü cümlede yine gerçeklerden kaçma vurgusu var. Yine dördüncü cümlede gerçekliğe kaçış ifadesi var. Ancak 5. cümlede yazarların kendisini büyük insanlığın bir parçası olarak görmesinden söz ediliyor. Ve bu görüşten söz edilerek 6. cümle geliyor ve bunu yapınca ifadesiyle 6. cümleye gönderme yapılıyor. Yani bu parça 5 numaralı cümleden başlayarak ikinci bir paragrafa bölünebilir. Ancak soru kökünde bize hangisinden sonra dendiği için sorumuzun doğru cevabı 4 numaralı cümledir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu parça ikiye ayrıldığında ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren başlar diye soruluyor. Birinci cümlede okuma yazma bilmeyenlerin işine resmin yarayacağından söz edilmiş. İkinci cümlede yine görsel anlatımdan söz edilmiş. Üçüncü cümlede yazısız karikatürlerden söz edilmiş. Dördüncü cümlede yine karikatürlerden söz edilmiş. Ancak 5. cümleden itibaren genel bir yargı başlıyor. Edebiyat insanı anlatır deniyor. İnsanı tümüyle anlatabilmek için gerekenlerden söz ediliyor. Yani bu parça düşüncenin akışına göre 5. cümleden başlanarak ikinci bir paragrafa bölünebilir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle D seçeneğidir. Parça ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar diye sorulmuş. Parçada 10 tane cümle var. Roma rakamlarıyla numaralanmış bu cümlelerin birincisinde görsellikten söz ediliyor. Yine baktığını görebilmekten söz ediliyor. Ve sonra bu düşünce birkaç olayla açıklanıyor. Ve görsel sanatların halktan uzak olmasıyla ilgili yine görsellik vurgusu yapılıyor. Ve birileri bunun farkına varmıştır denerek yine görsellik açıklaması sürdürülüyor. Ancak bir kütüphanede çizgi roman bölümü açıldı. Çocuklara okumayı sevdirecek bir girişim, hayal gücü önemli diyoruz diyerek de bu çizgi roman bölümüne vurgu yapılıyor. Yani 7. cümleden başlanarak ikinci bir paragraf yapılabilir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Bu parça ikiye ayrıldığında hangi cümleden itibaren yeni paragrafa geçilir? Numaralanmamış ilk cümlede değişimden söz ediliyor. Birinci cümlede yine değişimden söz ediliyor. Ancak ikinci cümlede teknolojik buluşlara imza atılması dile getirilmiş ve bu çözümlerin doğal hayattan insanı uzaklaştırdığından söz edilmiş. Bu durum ifadesiyle de yine doğal hayattan uzaklaşmaya gönderme yapılmış. Bu durum ifadesiyle tekrar bir gönderme daha yapılmış. Yani buradaki 7 tane cümle 2 paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf teknolojik buluşlardan söz eden ikinci cümleyle başlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı da B seçeneğidir.